Merhaba, ben Özge Erol. Vital Teknoloji tarafından hazırlanan Sienta ERP yazılımı kullanıcı eğitim videoları setine hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni fırsat tanımlama işlemleri anlatılacaktır. Sistemimize giriş yaparak başlayalım. Sistem ve müşteri ilişkileri altında yeni fırsat tanımlama işlemimiz doğrudan ekle başlığı ile yapılabilmektedir. Bir diğer yöntem de fırsat yönetimi içerisinden aktif fırsatlar başlığına gelerek yapılabilmektedir. Biz işlemimizi hızlı olması açısından doğrudan yeni fırsat tanımlama diyerek devam ettirebiliriz. Bu kısma tıkladığımızda karşımıza direkt olarak yeni fırsat tanımlama formu açılmaktadır. Form üzerinde hafif kırmızı renkle işaretlenmiş olan alanlar doldurulması zorunlu alanlardandır. Bir diğer yöntem, zorunlu alanları gösterme için kaydet düğmesine bastıktan sonra çıkan alanları gösterir. Burada işaretli olan alanları doldurmanız sistem açısından sağlıklı olacaktır. Burada fırsat adımızı girerek başlayalım. Örneğin 2022 yılı Mayıs ayı X firması alım fırsatı diyelim. Buradan müşterimizi listeden seçebiliriz. Tabii fırsat bir müşteriye bağlı olarak açılabileceği için listeden müşterimizi seçmek mantıklı olacaktır. Buradan Allianz Sigorta'yı seçelim örneğin. Ürün, eğer belli bir ürün yapınız varsa, daha doğrusu fırsata ilişkin belli bir ürün varsa buradan seçim yapabilirsiniz. Biz de listemizden şu şekilde bir ürün seçelim. Türk kısmında özel sektör ve özel iş fırsatları olarak iki tür bulunmaktadır. Buradan yapacağımız seçime göre durum alanı da değişiklik gösterecek. Örneğin özel sektör olarak seçtiğimizde talep alındı, analiz ediliyor, teklif verildi gibi durumlar gelirken özel iş fırsatları, iş ortaklıklarına ilişkin düşünüyor, nitelikli, kapandı, kayıp, potansiyel işbirliği, habersiz şeklinde durumlar gelebilmektedir. Örneğin biz için özel sektör olarak ilerlersek durum alanından da potansiyel satış, müşteri habersiz şeklinde bir seçim yapabiliriz. Miktar alanı yine fırsatın ne büyüklükte olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Cinsi kısmında satın alma teklifi, bütçe teklifi gibi seçenekler bulunmakta. Biz bununla ilgili satın alma teklifi diyebiliriz. Kapanış tarihi seçimi yine zorunlu alanlardandır. Bu fırsatın hangi tarihte kapanacağına ilişkin verimizi buraya işleyebiliriz. Biz bu bilgiyle ilgili olarak 30 Haziran'da bu fırsatın kapanacağını öngörüyoruz. Buna göre 30 Haziran olarak işaretledik. Eğer bir fuar kampanyaya ilişkin bir fırsatsa buradan seçim yapılabilir. Yine para birimi ve tutar alanları doldurulabilir. Fırsatın büyüklüğüne ilişkin olarak örneğin 10.000 şeklinde dolar olarak işaretleyelim. Kaynağı, bu fırsatın kaynağı e-posta, web sitesi, iş ortağı, satış listesi gibi seçenekler bulunmakta. Biz bununla ilgili müşteri referansı seçebiliriz ya da diğer seçenekler işaretlenebilir. Yine bir iş ortağı varsa listede sistemimize iş ortağı olarak kayıtlı olan firmalar gelmekte. Bunlar içerisinden iş ortağı seçimi yapılabilir. Açıklama, fırsata ilişkin açıklama alanına izin verir. Fırsat sahibi otomatik giriş yapmış kullanıcıdan gelir. Eğer farklı bir fırsat sahibi söz konusu ise listeden seçimi de yapılabilir. Kaydet dediğimizde fırsatımız artık sistemimize tanımlı hale gelecektir. Girmiş olduğumuz bütün veriler bu şekilde görüntülenmekte. Eklenti dosyamız yüklemek istersek buradan izin vermektedir. Diğer bilgilerimizi de bu şekilde görüntüleyebiliriz. Fırsata ilişkin görev, görüşme,
varsa belge, ön maniyet analizi, teklif sipariş listesi buradan eklenebilmektedir. Ya da listeye oluştukça görüntülenebilmektedir. Fırsat detayı bölümünde fırsatı yazdırma, onaya gönderme ya da fırsatla ilgili teklif ve proje oluşturma işlemleri de bu şekilde yürütülebilmektedir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.